Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Evet arkadaşlar. Aradan çık kalabaki yaradan. Bulan arayan, bulmaz her arayan. Hiç olan hep olurdur ehli irfan. Fenafil kül olan çıktı aradan. Aradan çık aziz hakka gidelim. Cemal-i bakıma sevdelim. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Mevla Teala bizi mübarek ve müteemmen eylesin. Amin. Mevla Teala neye ihtiyacımız varsa onu bize duyursun. Amin. Ve onunla amel etmek nasip eylesin. Amin. El ilmu bila amel keşşeceri bila semat. Yani amel edilmeksizin ilim meyvasız ağaca benzer. Bir işe yaramaz yani. Sadece o kadar olsa. İnşallah Mevla Teala ilme iştiyakımızı artırsın. İlim Allah katındaki en kıymetli şeydir arkadaşlar. Adem Aleyhisselam'la alakalı bir mevzu var biliyorsunuz. Yaratılışında meleklere emredilmiştir. Ona secde edilmesi. İmam Fahreddin er-Razi Hazretleri Mesâ'ihül Gayb isimli tefsirindeki tefsiri kebir diye bilinir. Meşhur ismi odur, lakabı odur. Orada bu kıssayı anlatıyor. Bakara Suresi'nde Allah-u Teala'nın melekleri Adem Aleyhisselam'a secde emrini verdiğinde Mevla ile melekler arasında bir konuşma var. Orada anlatılıyor. Ne diyor? Melekler ne söylüyorlar? اَتَجَعْلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسُدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın? Nereden biliyorlar bunu? Çünkü insanlardan önce dünyada cinler vardı. Hala varlar. Onlar çok kan döktüler, fesat çıkardılar. Hatta onların hani helak edilmesi üzerine de İblis görevlendirilmiştir o zaman. Melek ordusunun kumandanı olarak. Onun kibirlenmesi ta oralardan geliyor. Adem Aleyhisselam'ı yaratacağını Mevla haber verdiğinde melekler böyle söylediler. Fahreddin er-Razi Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın meleklerden efval ve üstün olduğunu beyan etmek üzere neyi ortaya koymuştur? Onun ilmini. Onun ilmini. Ona ne diyor? Ya Ademu enbi'hum bi esmâihim. Mahlukatın yani kıyamete kadar gelecek ne varsa her şeyin ismini Allah Adem Aleyhisselam'a öğretmiş. Meleklere diyor ki siz söyleyin bakalım bu yaratılan bu nesnelerin isimlerini. Onlar diyorlar ki ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Biz senin bildirdiğinden başkasını bilmiyoruz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Sonra Mevla Adem Aleyhisselam'a diyor ki sen söyle bakalım. O da hepsine haber veriyor. Fahreddin er-Razi Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstünlüğünü neyle ortaya koydu? Onun ilmini izhar etmekle. İlim çok kıymetli şeydir. Ama gereğince amel edilirse. Bu ilmin hep peşinde olmamız lazım. Çünkü din bir ilimdir arkadaşlar. Bir bilgidir yani. Bunu öğreneceksin. Bilmezsen ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Allah bize faydalı olan ilmi öğretsin inşallah. Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yenfa'u. Peygamberimizin duasıdır. Ya Rabbi faydasız ilimden sana sığınıyorum. Şimdi tabi evvela yine o konuya bir temas etmemiz lazımdır. Şu an Gazze'deki kardeşlerimiz gerçekten zor durumdalar. Oradaki mücahit kardeşlerimiz de yani aslanlar gibi çarpışacaklar. Onlar da bekliyorlar yani. Korkmuyorlar. O gördüğümüz odur. Allah'a şükürler olsun. 2 defa nasip oldu Kudüs-i Şerif'e gitmek. Oradaki Filistinli kardeşlerimizi gördük, tanıdık. Yani birilerinin anlattıkları gibi değil. Bakın arkadaşlar Müslümanların arasına fitne sokmaya çalışıyorlar. Yok onlar bizi sattı. Yok onlar şöyle ettiler, böyle ettiler. Yani kafirlerin yalanlarıyla Müslümanlara tavır almak caiz olmaz yani. Gittik, gördük. Kardeşliklerini de gördük. Cesaretlerini de gördük. Her şeye rağmen. Vatanlarını savunduklarını da gördük. Hakikaten gördük ama. Değil mi o meşhur bir amca var ya şeyde. Kaç milyon dolar vermişler. Dükkanını vermemiş adam yani. Orada kimse bir şey satmıyorlar yani. Allah'ın izniyle. Yoksa çoktan satın alırlardı ki her tarafı. Yok direniyorlar. Allah güç kuvvet versin. Müslümanlara uyanmak nasip eylesin. Müslümanlar uyanıp kafayı taksa, esir mi olurdu Mescid-i Aksa, değil mi? Şairin biri öyle söylemiş. Şimdi biz tabii kafayı takmıyoruz. Müslümanlar kendi derdinde. Bu güzel bir şey değil. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki teral müminine fi tevaddihim ve terahumihim ve teatufihim. Bunu geçenlerde de okumuştuk hatırlıyorsanız. Ya sen Müslümanları, müminleri görürsün. Birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerine güzel davranmakta, birbirlerini sevmekte kemeselil cesedi. Tek bir vücut gibi görürsün onları. İzeşteka minhu uzvun, o cesetten bir uzuv şikayetlense, hastalansa fedâ'a lehu sâ'i'ul cesedi bis-sehri vel-humma. Diğer bütün ceset onunla birlikte uykusuz kalır. Onunla birlikte yanar. Değil mi? Bir yerde arıza oluyor, bir boğazda oluyor mesela veyahut da işte üst solunum yolları ya da ne bileyim onun gibi bir yerde işte bir enfeksiyon oluyor değil mi? Ne oluyor? Bütün beden yanıyor. Bütün beden yanıyor. Şimdi ne olaydı o bütün Müslümanlar, bizler Müslümanların derdiyle dertlenseydik? Ama derdimiz dünya bizim şimdi. Rivayetlerde geçiyor yani. Onların bütün dertleri dünya olacak diyor. Dinuhum dinaruhum ve kıbletuhum nisauhum. Onların dinleri dinarları olacak, paraları. Ve kıbleleri de kadınları olacak. Şimdi hep ona teşvik ediliyor yani. Bütün televizyon programları, sinemalar, şunlar bunlar, bütün organizasyonlarda bakıyorsunuz. Hep insanları şehvete sevk ediyorlar. Bir de o şehveti de tamamen böyle yani sapık düzeye taşıdılar değil mi? LGBT mi? Neydi? Öyle her türlü sapıklığı destekliyorlar. Bunlar işte hürriyetmiş, tercihmiş. Bunlar lanete sebep olan büyük günahlardır. Lanete sebep olan büyük günahlardır. Hürriyeti var. Toplumun yapısını bozma noktasında hürriyet olmaz. Öyle hürriyet, benim hürriyetim var, çekeyim adamı vurayım, canım istiyordu adam öldürmek, ne yapalım, ben de öyle bir hürriyet olabilir mi ya? Topluma zarar vereceksin, sonra diyeceksin ki benim hürriyetimdir, öyle bir şey yok. Her milletin kendi kültürünü yaşatması gerekiyor. Ki bizimki, yani bizimki onların ifade ettiği gibi kültür değil, bizimki Allah'tan gelen vahiy ile düzenlenmiş bir hayat demek o. Bizim onu korumamız gerekiyor. Neymiş efendim? Hürriyet. Git nerede yaparsan yap. Ama benim vatanımda yapma. Şehit kanıyla sulanmış yerde bunu yapmaya hakkın yok senin. Düşünün yani bu memleketi Müslümanlar fethettiler. Düşman işgalinden yine Müslümanlar kurtardılar. Sonra birileri bir şekilde gaspen bu memlekete el koydular. Şimdi direkt memleketin sahibi gibi davranıyorlar. Hayır efendim. Bu vatanın asıl sahipleri biziz arkadaş. Böyle bağırıp çağıranlar değil. Fatihler, Sultan Mehmetler var ya, işte onlar yaptı bu işi. Vatanı biz kurtardık. Vatanı kurtaranlar Osmanlı evladıydı. Kimse kusura bakmasın. Bu millet kendisi savaştı, vatanını kurtardı ama sen bu millete deseydin ki şu savaştığın kafirler gibi giymek zorunda kalacaksın. Onun senin Kur'an ile özdeşleşmiş alfabeni kaldıracağız senin. O seninle savaşan dinine, ırzına, canına, malına kastedenlerin alfabesini kullanacaksın. Örfün onun örfü olacak. Onun gibi giyinip, onun gibi yaşayacaksın deselerdi. O zaman manzara değişirdi arkadaşlar. Manzara değişirdi. Millet gene vatanını kurtarırdı. Ama kendilerini kandıranlara prim vermezdi. Bir musibettir aldık başımıza. Allah'ım bizi aslımıza çevirsin. Amin. Ve öyle oluyor şimdi. Dinsiz, imansız adamlar sanki memleketin sahipleriymiş gibi o kadar çok sesleri çıkıyor ki. O kadar bize bağırıyorlar ki. Biz hakkı söylerken acaba ne derler diye düşünüyoruz. Kimse utanmasın arkadaşlar, bu vatanın sahibi biziz. Biz fethettik buraları, düşman işgalinden de biz kurtardık. Kendi vatanımızda, öz vatanında garipsin, öz vatanında parya, öyle mi? Her şeyin bir sınırı var. Her şeyin bir sınırı var, sabrın da bir sınırı var. Herkes işine baksın. Biz Müslümanca yaşamak istiyoruz. Ahirete inanmayan kafirler gibi yaşamak istemiyoruz arkadaşlar. Bizi zorluyorlar. Onların kabul ettikleri sanki esgari müşterekmiş gibi biz kendi örf ve adetimizi, dinimizin gereğini söylediğimiz zaman sağa sola bakacağız, öyle mi? Allah uyandırsın bu Müslümanları. Çok basittir arkadaşlar. Yeniden Allah nasip etmesin, öyle bir duruma gelmeyelim. Ama bir zora kalındığında yine bu vatanın has evlatları Müslümanlar çıkıp bu memleketi savunacaklar yani. Ötekiler gene bulurlarsa yalvo durumlarına saklanacaklar. Allah bize yardım etsin. Şimdi oradaki Müslüman kardeşlerimiz zordadır. Allah yardım etsin. Ferdi olarak bir şey yapamıyoruz. Hani yardım kampanyaları falan oldu ve elimizden geleni yapacağız elbette. Ama bu daha çok Müslüman devlet idarecilerinin el koyması gereken bir şeydir. Ferdi olarak müşan bir şey yani elinden gelmiyor insanın. Dua ediyoruz. Gece gündür dua ediyoruz onlara. Allah'ım kuvvet versin. Müslümanlara birleşmek nasip eylesin. Biz o Müslüman birliğini kaybettik ya. Gavura kulak verirsen, onun dediğini dinlersen dağılır gidersin. Ali İmran Suresi'nde var. Nasıldı? Nasıldı ayet-i kerime? Yok. Ferikan minellezine utul kitab var ya. İn tuta'u ferikan minellezine utul kitabe yeruddukum ba'de imanikum kafirin. Ha, ey iman edenler. O kendilerine kitap verilen Yahudi Hristiyanlardan bir fırkaya uyarsanız sizi dininizden geri çıkarırlar. Gavur ederler sizi. O ayet-i kerimenin nüzul sebebi biliyor musunuz arkadaşlar? Anlatalım. Bu ayet-i kerime ne zaman nazil oldu? Biliyorsunuz. Medine-i Münevvere'de kimler vardı? Evs ve Hazrec kabilesi. Bunlar da Evs ve Hazrec iki kardeş bunlar. Onlardan iki kabile türemiş. Daha sonra Yahudiler gelip Medine'ye yerleşmişler. Yahudilerin fitnesiyle bu iki kardeş kabile birbirine düşman olmuşlar. Senelerce savaşmışlar yani. Çok büyük harpler yaşamışlar. Yani kabile seviyesinde büyük harpler yaşamışlar. Çok kayıplar vermişler. Ta ki İslam gelene kadar. İslam gelince ne oldu? Müslüman oldular. Düşmanlıkları unuttular. Yeniden kardeş oldular. Onların arasını kim bozuyordu? Yahudiler bozuyorlardı. Ama her zaman yaptıkları gibi yani. Bir gün Evs ve Hazrec kabilesinden Müslümanlar oturuyorlar. Muhabbet ile, sevgiyle oturup birbirlerine sohbet ediyorlar. Dinden, imandan, Allah'tan, peygamberden bahsediyorlar. Şaf bin Kays denilen bir Yahudi oradan geçiyor. Geçerken bunları görüyor. Eski geliyor aklına tabii. Diyor ki ya biz bunlar ne kadar birbirine düşman etmiştik. Onlar birbirlerini kırarken biz de rahattık. Şimdi korkuyoruz bunlardan. Niye? Birleştiler çünkü. Ne yapayım, ne edeyim? Gayızlanıyor çok. 20-30 sene kadar evvel de Bağaz günü diye bir gün olmuş. Yani o iki kabile birbirleriyle savaşmışlar. Çok ölenler olmuş. O ölenlerin ardından da mersiyeler yazmışlar çok. Ne yapayım, ne edeyim, bu fitneyi nasıl yeniden canlandırırım diyen bu hain kafir ne yapıyor? O günün şiirlerinden bir şiiri yazıyor. Veriyor bir Yahudi gence. Diyor ki git diyor onların duyacağı bir yerde bu şiirleri oku. O da geliyor o muhabbet ortamına yakın bir yerde bu şiirleri okuyunca bir an kulak kesiliyor sahabe-i kiram. Ne diyor bu ya? Sonra dinliyorlar. Ha, evet o gün öyle olmuştu. Aha. Oltaya geldin demek. Yani onların istediği buydu. Hakikaten ama yo böyle de olmuş. Ama biz de böyle yapmışız, siz böyle yapmışsınız diye tam o güne döndüler. Daha yeni Müslümanlar ya. Daha tam hani bütün bir İslam çerçevesi kaidesi oturmamış. Daha yeni Müslüman olmuşlar. Küfürden yeni çıkmışlar. Şirkten yeni çıkmışlar. O eski günler hatırlanınca bu sefer konuşmaya başladı oradaki sahabiler. Ondan sonra birbirlerine kızışmalar, bağırışmalar, es-silah, es-silah diye bağırmışlar en son. Hadise hemen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e haber veriyorlar. Efendimiz hemen koşa koşa geliyor oraya. Bir hutbe irad ediyor onlara. Ebida'vel cahiliyeti ve ene beyne azhurikum. Cahiliyet davasını mı güdeceksiniz ben aranızdayken? Allah size İslam ile hidayet etmişken öyle mi? Yeniden cehalete mi dönüyorsunuz? Eski kinleri, buğzları yeniden mi canlandıracaksınız? Efendimiz bir kızdı onlara. Pişman oldular. İstiğfar, tövbe ettiler. Özür dilediler. Kalktılar, birbirine sarıldılar. Yeniden o muhabbet ortamı oluştu. Ravi diyor ki evveli çok şerli bir gündü fakat sonu çok hayırlı, bereketli bir gündü. O ayet burada Efendi Hazretlerimiz anlatıyordu. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirru bu ayeti anlatıyor. Ayette ne diyor? Ey iman edenler, in tuti'u, itaat ederseniz o kafirler gelip, o Yahudi gelip onlara siz eskiden iyi kavga ediyordunuz, yeniden kavgaya tutuşun, birbirinize düşman olun mu dedi. Yok. Bir şiir okuttu orada. Onu dinlediler. Efendi Hazretleri buyurdu ki onu dinlemeyi Allah itaat yerine koydu. Kulak vermeyeceksin gavurun lafına. Kulak vermeyeceksin kafirin basınına, yayınına, haberine, yalanına. Kulak vermeyeceksin. Onlar ince ince fitne dokuyorlar. Sonra vatanını düşman işgalinden kurtaran Taliban'ı terörist zannedersin. Öyle değil mi? İşgal edilmiş vatanlarını savunmaya çalışan Hamas'ı terörist zannedersin. Buna ne gerek vardı? Peki bu Yahudiler her Ramazan'da bombalıyorlar Gazze'yi. Ona bir şey diyor musun? Her Ramazan'da. Gene yapacaklar da aynısını ki. Ne lüzum vardı? Niye böyle ettiniz? Onların da bir bildikleri var illaki yani. Onların da bir bildikleri var. Uzaktan işte gazel okuyoruz biz yani. Sen gidip olan memleketi gördün mü? Müslümanlar neler çekiyorlar orada. Ve arkadaşlar hiç kimse küçümsemesin. Aslanlar gibi çarpışıyorlar ve aslanlar gibi vatanlarını muhafaza etmeye çalışıyorlar. Bu kadar zulme rağmen, bütün ümmeti Muhammed'in onları unutmasına rağmen, yardımsız bırakmalarına rağmen, orada hayat ne kadar pahalı. Orada hayat ne kadar pahalı onları bir bilseniz. Ne zor şartlarda yaşıyorlar. Her tarafta duvarlar var. Engeller yapılmış. Yani öyle kanunlar da çıkarmışlar ki. Yani evinden bir miktar uzaklaşsan eli koyuyorlar evine. Orada anlatmışlar değil mi Mehmet abi? Yani Yahudi ile yan yana evleri var. Balkonunda gitmiş. Cuma'ya mı bir yere gitmiş adam. Gelmiş ki balkonu örmüş adam duvarla. Yahudi. Ve sen hiçbir şey diyemiyorsun. Örmüş dediği yer balkonu kendi evine katmış. Gasp etmiş adam. Ve devlet bir şey söylemiyor. Yap diyor. Onların devleti öyle zulüm üzere kurulmuş bize. Allah kahru perişan eylesin. Öylem yıksın onların düzenini bozsun inşallah. Allah Müslümanlara uyanmak nasip eylesin. Kanayan yaramız. Allah bize uyanmak nasip etsin arkadaş. Şuurlu Müslüman olmak nasip etsin. Şimdi Risale-i Usye'de mübeyt, ondan sonra da Allah nasip ederse Şifa-i Şerif'ten devam edeceğiz. Aradan çık kalabaki aradan. Bulan arayan bulmaz her arayan. Bu meşhur bir beyt. Sen kendini aradan çıkar, baki yaratan Mevla kal. Ne demek? Her şeyi yaratan, yaşatan Mevla. Her işi gören Mevla. Bütün güzellikler ondan geliyor. Sen ben yapıyorum, ben ediyorum zannediyorsun. Allah'ın kudretiyle, Allah'ın takdiriyle, Allah'ın yardım etmesi, yaratmasıyla yapıyorsun. Kendini görmeyeceksin. Mevla'yı göreceksin. Her zerrede Mevla'yı müşahede edeceksin. Bu tefekkürdür işte. Her baktığı noktada Mevla'nın eserini görmek. Tabii şimdi biz de düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz ama asıl tefekkür zikir ile kalbi uyandırdıktan sonraki tefekkürdür arkadaşlar. Nereden biliyoruz bunu? Bunu Ali İmran Suresi sonunda öyle yazıyor. اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ. Yani ayaktayken, oturduklarında ve yanları üzere. Zaten insan bu üç halden boş kalmıyor değil mi? İlla bu üç halden birindedir. Yani her halükarda Allah'ı zikrediyorlar ve yerlerin, göklerin yaratılmasında tefekkür ediyorlar. O zikirle uyanan kalbin bakması başkadır. Gafil kalple baktığın zaman işte öyle bir miktar bir şeyler düşünürsün. Ama zikrin uyandırdığı, zikir nuruyla nurlanmış olan kalbin tefekkürü gerçek tefekkürüdür. Allah'ım cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Sen kendini aradan çıkaracaksın. Mesela Enfal Suresi'nde bir ayet-i kerime var. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Bedir Muharebesi'nden dönerken sahabe-i kiram işte ben onu vurdum, ben bunu vurdum, şöyle yaptık, böyle yaptık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir avuç kum atmıştı onların. Hepsinin gözüne girdi, sersemleştirdi onları. Mevla buyurdu ki فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ. Onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü onları. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Attığın zaman sen atmamıştın Habibim. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Ama Allah atmıştı. Ne demek bu? Bütün güç, kudret Mevla'ya ait. Sen bir iş yapıyorsan onu da Allah yaratıyor. Onu da Allah muvaffak ediyor. Onu da Allah takdir ediyor. İrade-i cüz'iyenle sen bir şeye kastediyorsun ve onun cevabını alıyorsun. Yoksa hepsi Mevla'dandır Celle Celaluhu. Mevla müsaade etmese, Mevla yaratmasa hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey, ayağa kalkarsın oturamazsın. Oturduğun yerden kalkamazsın. Öyle insanlar var değil mi? Oturduğu yerde ölmüşler, sonra farkına varıyorlar. Bir arkadaş videoda göstermişti. Neydi o? Bir kahvede oturuyor adam, televizyon seyrediyor. Sonra adam etrafı süpürüyor. En son diyor ki ya yeter artık, televizyonu kapatmış hala seyrediyor. Her adam olduğu yerde ölmüş yani. Ölüm bize ne zaman gelecek belli değil. Allah hayırlı yerlerde ölmek nasip eylesin. Hayırlı ölümler nasip eylesin. Allah akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Aradan çık kalabalığı yaradan, bulan arayan bulmaz herhalde. Mevla'yı arayan bulur ama her arayan bulamaz. Ne demek bu? Yani aramanın da bir usulü var. Allah-u Teala'nın Kur'an'ında anlattığı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, öğrettiği gibi Mevla'yı ararsan bulur. Yani doğru itikat, doğru amel ve doğru ahlakla Mevla bulunur. Yoksa öteki türlü sen kafana göre bid'atlerle yola çıkarsın, günahlarla bu Mevla'yı bulmak olmaz. O zaman marifetten mahrum olursun. Evet. Hiç olan hep olurdur ehli irfan. Fenafil kül olan çıktı aradan. Aradan çık. Aziz Hakk'a gidelim. Cemal-i Basra'ma söyleyelim. O da tıp manaları vereceğiz. Çok uzun gidecek. Şimdi bu kadarla iktifa edelim. Şifa-i Şerif'e dönelim. Evet arkadaşlar. Şifa-i Şerif'te şimdi bulunduğumuz bahis önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından ona verilen hasretlerini söyledi. Yani kendi iradesiyle elde ettiği değil, Allah'ın ona bahşettiği şeyleri sayıyordu. Sonra da yine Allah'ın ona bahşetmiş olduğu suretine kadar anlatacak. Yani kaşını, gözünü hepsini anlatacak yani. Ama önce Mevla'nın ona verdiği, hani Resulullah'a verdiği değer, kıymet, ona verdiği şerefi anlatan hususiyetleri beyan ediyordu. Onlardan devam edeceğiz İnşallahü Teala. Evet. Ve şehadeti beynel enbiya vel ümmem. Peygamberlerle ümmetler arasında Efendimiz şahit olacak. Kıyamet günü de ümmeti de şahit olacak. Ve siyadeti veledi Adem'e. Allah-u Teala Peygamberimize bütün Adem evladının efendisi olmaklık şerefini nasip etmiştir. Efendimiz de buyuruyor. Ve ene seyyidu veledi Adem'e ve la fahra. Ben Adem evladının en hayırlısıyım. Övünmek için söylemiyorum. Ve ene seyyidul evveline vel ahiline ve la fahra. Evvelkilerin, ahirkilerin efendisi. Hepsinin büyüğü benim, övünmek için söylemiyorum. وَلِوَاِلْ حَمْدِ Allah ona hamd sancağı vermiştir. Kıyamet günü Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün müminler, peygamberler hepsi onun altında olacaklar. وَالْبِشَارَةِ وَالْنِزَارَةِ Allah-u Teala Peygamberimize ümmetini müjdelemek ve ümmetini uyarmak vazifesini vermiş. Bu sıfatlarla onu vasıflandırmıştır. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Habibim biz seni şahit olarak gönderdik. Mübeşşiran müjdeleyici gönderdik. Ve neziran uyarıcı, korkutucu olarak gönderdik. Bazı diyorlar ki korkutma aman. Efendi Hazretleri öyle buyurmuştu. Bu nefis korkmaktan anlar. Herkes sevgiyle iş yapmaz. Bazıları da korkmakla iş yapar. İslam'ın ilk emri okudur değil mi? Peki Peygamberimize insanlara tebliğ etmek üzere ilk emir nedir biliyor musunuz? Ya eyyuhel müddessir kum ve enzir. Ey örtülerine bürünen peygamber. Kalk ve korkut. Buradaki korkut yani uyar anlamındadır. Önlerinde korkulacak şeyler var. Allah-u Teala sizlerinin emirlerini tutmaz, yasaklarından kaçmazsan dünyada da, ölüm esnasında da, kabirde de, mahşerde de ve ondan sonrasında da çok korkunç işler var. Bunları anlat onlara demek. Korkutmak ne demek? Yani dikkat edin. Korkulacak şeyleri haber vermek demek. Yoksa bak kafanı gözünü kırarım değil. Allah'ın dediğini dinlemezsen Allah gözünü kafanı kıracak senin demektir yani. Cennet var, cehennem var. Azap var, nimet var. Allah'ı dinleyen, iman eden, ameli salih isteyenleri cennette müjdeliyor. Mübeşşiran. Ama bunun aksine gidenleri de Allah'ın azabıyla korkutuyor. Bu korkutmak budur. Yani yaptığının karşılığıdır. Mesela Allah mı kulunu azap ediyor? Hayır. Hayır. Onların hepsi kulun kendi yaptığıdır. Kendi yaptığıdır yani. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah onlara zulmetmiyor ki. Onlar kendilerine zulmediyorlar. Allah dünyayı, ahireti kazanacak bütün her şeyi sana beyan etmiş. Senin menfaatine emirleri, yasakları koymuş. Sen kainatın sahibini dinlemiyor. Kafana göre hareket ediyorsun. Sonra başına bela geldi. Allah bize bela verdi. Sen kendine yazdın o belayı. Hak nasıldı? Kula bela gelmez. Hak yazmayınca kul, hak ya bela yazmaz kul azmayınca. Böyle değil mi? Kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca. Uslu uslu durduğunda sana bir şey mi dediler? Yok. Her sistemin bir adalet mekanizması yok mu? Var. Var. En küçük birimden en büyük devletlere kadar değil mi? Kanunlar, kurallar koyuluyor. Kırmızı ışığa geçersen ceza yazılıyor sana. Ben böyle devletin, nizamın, ben böyle polisin demeye hakkım var mı? Yok. Geçmeseydin kardeş. Geçmeseydin. O bir nizam konulmuş oraya değil mi? Herkes rastgele geçecek olsa kaza olur yani. Bir insan kırmızı ışıkta geçip de kaza yaparsa %100 mesuldür mesela. Allah katında da mesuldür. Bu trafik kanunları İslam'ın da geçerlidir. Dinle alakalı değil, insanların hayatlarını düzene koyan bir usuldür bunlar yani. Bunlara uymak gerekir yani. Bana ne kardeşim, bu kırmızı ışığı Allah mı yaptı burada, ben geçerim dediğin zaman sorumlu olursun. Mahmud Efendi Hazretlerimiz çok dikkat ederdi. 120'den fazla gitmeyin derdi yani. Bölünmüş yollarda 120, bölünmemiş yollarda 90'ı aşmayın diyordu. Bu bir emirdir diyordu. Niye? Çünkü bu ihtiyattır. Sen tedbiri bırakırsan başına bir iş geldiği zaman intihar etmiş olursun. 180 ile giderken kaza oldu. Sen intihar ettin, intihar. Kendini öldürdün, haberin yok. Suçlusun, ahirete kim bilir sen intihar edenlerle beraber haşrolacaksın. Sana kim dedi 180 ile git diye? Bu yol, bu gidiş emniyetli gidiş midir? Güzel anlamak lazım. Anlayışlı olmak lazım. Mahmud Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Allah seni anlar yarattı. Niye anlamaz gibi davranıyorsun? Menfaatimizi çok iyi anlıyoruz abi. Nefse kapıldın mı alıp gidiyorsun. Dikkat edelim öyle şeylere. Şimdi bir insan kanunları çiğnediği zaman bak ne ceza veriyorlar ona. Her şey, bütün kainatın sahibi Allah da bir düzen kurdu. Bunun da bir mükafat ve bir ceza mekanizması var. Ve düz gidene kimse bir şey demiyor ki. Doğru gidene, sırat-ı müstakimde yürüyene kimse bir şey demiyor. Sen yoldan çıkıyorsun, belayı kendine yazmış oluyorsun. Az verince Allah belayı, Allah belamızı verdi. Verdi tabii. Ama sen aldın onu. Allah bize yardım etsin. Amin. Mevla bize tevbe nasip eyle. Amin. Kul kusursuz olmaz. Mevla affsız olmaz. İlla insan düşer. İlla insan hata eder. Ama tevbe etmek lazım. Günahta ısrar etmemek lazım. Bir de bu işin iksiri nedir Mustafa'cığım? Allah yardım ediyor. Ondan gafil olmamak lazım. Bir iş yapacak mıyız? Nasıl yapacağız? Yalvaracağız ya Mevla'ya. İsteyeceğiz ondan. Biz kendi başımıza yapmaya çalışıyoruz. Muvaffak olamıyoruz. Ya Rabbi yardım et. Mevla diyor ki "Ud'ûni estecib lekum." Dua edin, kabul edin. Demek dua etmek gerekiyor. Ama insan gafil olursa, unutursa kendi başına yapmaya çalışır. O zaman da muvaffak olamıyor işte. Ama Allah'a yaslanırsan, Allah'a güvenirsen, onu zikreder, ona yalvarırsan öyle muvaffak kıldı bugüne kadar her bu işi yapan. İnşallah biz de muvaffak eder. Evet. Vel mekaneti indezil arşi. Arş sahibi olan Allah katında yüksek makam verdi Allah ona. Vatta'ati semme, orada o itaat olunur kılındı. Vel emaneti, ona güvenilirlik verildi peygamberimize. Bu İnnehu lekavlu rasulin kerim zi kuvvetin indezil arşi mekin muta'in semme emin. Tekvir suresinde bu ayeti kerimeler peygamberimiz hakkında da geçerli oluyor. Burada o da kastedilmiş olabilir. Cebrail aleyhisselam da anlatılıyor olabilir. O Kur'an Kerim, çok kıymetli bir elçinin getirdiği sözdür. Yani Cebrail aleyhisselamın. Şimdi peygamberimize Cebrail aleyhisselam geliyor. Burada Cebrail aleyhisselam da uyuyor buna. Ama bize de Kur'an'ı getiren peygamberimiz olduğu için ona da uyuyor. Zi kuvvetin, kuvvet sahibi, indezil arşi, arş sahibi Allah katında. Mekin, Allah arş sahibi Allah katında. Mekin, mekanet, yani makamı yüksek. Muta'in, semme ve orada kendisine itaat olunan bir zat. Emin, son derece güvenilirdir. Bu vasıflar tamamıyla hem Cebrail Aleyhisselam'a uyuyor, hem Peygamberimize uyuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hidayeti. Allah-u Teala Peygamberimize hidayet edicilik vermiştir. Bakın hidayet kelimesi iki türlü manası var. Başka manaları var da en önemlisi. Bir, doğruyu göstermek. Hakka delalet etmek. Buna hidayet deniyor. Hakkı göstermek. Doğruyu göstermek. Buna hidayet deniyor. Bir de hakka ulaştırmak. O Allah'ın işi işte. Bu ikincisi Mevla'nın işi. Birincisini Mevla yapıyor. Kur'an'la bize hakkı gösterdi. Peygamber göndererek hakkı gösterdi Allah bize. Allah bize hidayet etti. Bu yani ne demek? Doğruyu gösterdi. Bunu peygamberler de yapıyor, hocalar da yapıyor, Müslümanlar da yapıyor. Değil mi? Ve inneke letehdi ila sıratın müstakim. Habibim sen dost doğru yola hidayet edersin. Yani anlatırsın, gösterirsin. Vazifen o yani. Tebliğ edeceksin. Ama hidayeti yaratmak, bir insanı doğru yolda tutabilmek, onu doğruluğa ulaştırmak o kimin işi? Onu yalnız öyle yapar. O nerede geçiyor? İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallah yehdi men yeşâ. Amcası Ebu Talib iman etmeden öldüğünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Mevla buyurdu ki inneke sen habibim la tehdi men ahbebte. Sevdiğin adama hidayet edemezsin. Velakinnallah yehdi men yeşâ. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Buradaki hidayet hangi hidayet? Doğruya ulaştırmak. Yani o doğruluğu, hidayeti insanda yaratmak. O Allah'ın işidir. Şimdi Peygamberimize Allah hidayet vermiştir. Ne demek? Hakkı göstermeyi ona bahşetmiştir Allah-u Teala. O her zaman hakkı, doğruyu, güzeli bize öğretti. Allah'ım o hakka tabi olmak, hidayet üzere olmak nasip eylesin. Ve rahmetin lil alemin. Bütün alemlere onu Allah rahmet olarak gönderdi. Ve marfennâki illa rahmetin lil alemin. Alemlere rahmet olmanın başı neydi? Bu vücuttur ki asla rahmet. Varlık. Rahmetin aslı temeli budur arkadaşlar. Yani bütün bu kainatın yokluk deryasından varlık arazisine çıkması neyle oldu? Resulullah'a Allah'ın muhabbetiyle oldu. Yani o bizim varlık sebebimiz oldu. Onun hatırına bu kainat yaratılmıştır. Bunun rivayetlerini anlatmıştım. Hakim-i Müsedderek'inden, Deylemî'nin Firdevs'inden hadisleri anlatmıştım. O bütün alemlere rahmet olması, bütün bir alemlerin yaratılmasının sebebi olduğu için bütün kainat varlığa onun hürmetine ulaşmıştır. Ve i'tâ-i rıza, rızanın verilmesi. Bu acayip bir şeydir.